Alkali diyeti nedir? Alkali diyeti, vücudunuzun pH dengesini değiştirebileceği öncülüne dayanır ve esas olarak, vücudun asidik ya da alkalik olma seviyesini değiştirmek için yemektir. Peki alkali diyeti neler yapar? Alkali beslenme alışkanlığına sahip olan ünlüler bu beslenme alışkanlığını savunurken şunları söylüyor. Vücudun asitliğini düşürmek. Bazı kronik hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olmak. Çok asitli yiyeceklerin yenmesiyle oluşan sağlık sorunlarını engellemek. Bu sefer, alkali diyetini tanımlayacağız ve, vücudunuzdaki pH'ın nasıl çalıştığını, alkali beslenme alışkanlığında neleri yiyebileceğinizi ve nelerden kaçınmanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Ayrıca şarlatanlıktan uzak durarak, kanıta dayalı bilgilerin ışığında, alkali diyetinin sizin için uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olmaya çalışacağız. Alkali diyet nedir? Alkali diyeti, bazen alkali kök diyeti ya da asit alkali diyeti olarak da karşımıza çıkar. Genel sağlığı iyileştirmek ve korumak için pH derecesi 7 ve üzerindeki gıdaları tüketmeye odaklanan bir beslenme alışkanlığıdır. Bazı gıdalar asidik, bazıları nötr, bazıları ise alkalik olarak tanımlanır. İşlenmiş gıdalar, alkol, kahve, şeker, peynir ve rafine tahıllar, vücutta asidik bir ortam oluşturabilir. Alkali beslenme alışkanlığında, bu işlenmiş ve asidik gıdaların alımının azaltılması hedeflenirken, bunların yerine düşük asitli ve doğadan direkt olarak elde edilmiş gıdaların tüketiminin artırılması beklenir. Bu beslenme alışkanlığının savunucuları, alkali beslenme alışkanlığının, kalp ve böbrek sorunları da dahil olmak üzere pek çok sağlık probleminin çözümüne yardımcı olabileceğini ve kandaki pH seviyesinin değişebileceğini iddia ediyor. Beslenme planında anlatılanlara göre, şu şekilde çalışması gerekiyor. Vücudunuz kalori yaktığında metabolik atık adı verilen bazı kalıntılar kalır. Bu atıkları ateş yaktıktan sonra kalan küllere benzetebilirsiniz. Bu atıklar, tipik olarak geldikleri gıdanın asitliği ile uyumludur. Proteinler, fosfat ve sülfür daha fazla asidik kül bırakır. Kalsiyum, magnezyum ve potasyum ise alkali gıdaların bıraktığı küllerdir. Eğer atıklar daha asidikse, kanınız da daha asidik hale gelir. Bu asit kül hipotezi, asidik gıdalardan gelen küllerin vücudunuzu hastalıklara daha yatkın hale getireceğini savunmaktadır. Peki, alkali kül diyeti güvenli midir? Uygun şekilde yapıldığında alkali diyeti güvenli gibi görünüyor fakat, herkes için sürdürülebilir bir beslenme alışkanlığı gibi görünmüyor. Yararları hakkında bazı şeylerin abartıldığı düşünülmektedir. Alkali diyet işe yarıyor mu? Alkali beslenme alışkanlığı, genellikle sağlıklı olarak kabul edilmekle birlikte, kilo kaybına destek olmakla ve genel sağlıkta bir iyileşmeye yol açması mümkün görünmekte, fakat herhangi bir yiyeceğin külünün kan pH'ını büyük ölçüde etkileyeceğini varsaymak doğru bir yaklaşım değildir. Bununla birlikte, alkali diyetinin vücut için gerekli olan temel vitamin ve minerallerden vücudu yoksun bıraktığı, kemik yoğunluğunu arttırmak yerine azalttığını ve takip edilmesi kolay olmayan veya çok yönlü olmayan bir beslenme alışkanlığı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Beslenme bireyseldir ve sizin için en iyi olana dayanması gerekir. Alkali diyeti, çok sağlıklı gibi görünse de, bu beslenme alışkanlığını tercih eden herkes için mucize bir çözüm değildir. Yeni içerikleri, videoları, podcastleri ve içerik formatlarımızı takip etmek, gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmak için bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Vücutta diyet asidozu ve sağlıklı pH seviyeleri. Kanınız, vücudunuzun pH seviyesini korumakta harika iş görür. Kanınızın pH'ı sadece asidoz gibi durumlarda değişir. Yakın tarihli araştırmalar, asidik yiyeceklerle yapılan bir diyetin kanın pH'ını değiştirmese de kanın, vücudun pH'ını sabit tutmak için daha fazla çalışması gerektiğini ortaya koymuştur. Vücudun pH'ı korumak için yaptığı çalışma, bağışıklık sistemi gibi diğer sistemlerin etkinliğini azaltır. Vücudumuzun en iyi performansını göstermesi için biraz alkali durumda olması gerekir. Bu nedenle alkali yiyeceklerle alkali diyeti yapmak bazı kişiler için önemli farklar yaratabilir. Alkali diyetle ilgili duymuş olduğunuz bazı iddialara göz atalım.
pH ya da açık haliyle, hidrojen potansiyeli, terimi 0 ile 14 arasında bir ölçekte çalışır. Nötr pH 7 civarındadır ki bu vücudumuzun düzgün çalışmak için olmayı arzu ettiği pH seviyesidir. Farklı yiyecekler ve içecekler, bu ölçekte asidik ile alkalik arasında herhangi bir yere konumlanabilir. Asidik olarak tanımlananlar 0 ile 7 arasındadır ve hayvan yıl proteinler, tahıllar, süt ürünleri, rafine edilmiş şekerler ve alkoller bu gruptadır. 7 olan nötr pH'da olan gıdalar ise doğal nişasta, şeker ve yağlardır. Sebzeler, meyveler, tohumlu kuru yemişler ve baklagiller ise 7 ila 14 arasına konumlanan alkali gıdalardır. 0 ile 14 arasındaki ölçeğin dışında, insan tüketimi için uygun olan pek yiyecek yoktur. Referans değeri olarak insan kanı 7.35 ile 7.45 arasındadır fakat mide çok daha düşük pH değerine sahiptir. Vücudunuz ve kanınız çok asidik hale gelirse ne olur? Yeme alışkanlıklarımız sayesinde kanın pH'ı değişmez. Ancak asidoz gibi ciddi bir tıbbi durumda kanın pH'ı düşer. Akciğerler ve böbrekler kanın pH'ını düzenleme için sıkı bir kontrol mekanizmasına sahiptir. Fakat tüketim alışkanlıkları idrarın pH'ını değiştirebilir, diyor MD Robert Glatter. Gıdaların metabolizması sözde kalıntı ya da kül bırakır ve alkali diyetinin savunucuları bunların kanın pH'ı üzerinde bir etkisi olabileceğini savunur. Asidik gıdalar yönünden zengin bir beslenme, vücudun pH'ı korumak için sıkı çalışmasına zorlandığı bir durum olan, diyet asidozuna neden olabilir. İdrarınki düşse bile, kanın pH'ı neredeyse hiç düşmeyecek. pH'ınızı, tüm gün bir ip üzerinde dengede durmaya çalışırken hayal edin. Bu son derece yorucudur ve vücuda zarar verir. Kortizol seviyesi yükselir, kemik metabolizması bozulur, böbrek taşı oluşumu gözlenebilir, kas kütlesinde kayıplar meydana gelebilir ve insülin direncinde artış olabilir. Asidik yiyeceklerle oluşturulmuş bir beslenme alışkanlığı, sağlığına odaklanmak isteyen her insanın uzak durması gereken bir şeydir. Başka bir deyişle, sadece hayatta kalmak için değil, gelişmek için de diyet asidozundan kaçınmanız gerekir. Yediklerinizin kan pH'ınızı etkileyebileceği bir efsane mi? Yediklerimizin kan pH'ı yerine idrarın pH'ını etkilediğini iddia etmek daha adildir. Bazı araştırmalar idrarın insanların yediklerini ve vücudun asitliğini yansıttığını ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. İdrarın pH'ını ölçmek tam olarak bilimsel değildir. Çünkü hidrasyondan son yediğiniz şeye kadar pek çok detay idrarın pH'ını doğrudan etkileyebilir. Alkali diyeti tümüyle reddetmek için biraz erken gibi görünüyor. Vücutta bir asit yükü vardır ve aşırı vücudun pH'ı dengeleme süreçleri vardır. Yediğiniz yiyeceklerin asitliği, vücudunuzun uygun pH seviyesini korumak için ne kadar çok çalışması gerektiğini belirler. Alkali diyet yaparken hangi yiyecekleri yiyebilirsiniz? Alkali beslenme alışkanlığında yenmesi beklenen yiyecekler, pH ölçeğinde, nötr ile alkali seviyesinde olanlardır, fakat diyetin hangi versiyonunu takip ettiğinize bağlı olarak bazen hafif asidik yiyeceklere de yer verilebilmektedir. Alkali diyeti de tipik şekilde diğerleri gibi sadece yenmesi gerekenleri içermez, aynı zamanda kaçınılması gerekenler vardır. Alkali beslenme alışkanlığında her şey, alkalin ve asidik gıdaların toplam dengesi ile ilgilidir. Bu nedenle, günde bir öğün alkali beslenme yerine daha bütünsel bir yaklaşım benimsemek iyidir. Yenebilecek yiyecekler. Brokoli, karnabahar, ıspanak, mantar, salatalık, bezelye, brüksel lahanası, turunçgiller, muz, incir, avokado, domates, kiraz, elma, üzüm, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, glutensiz tahıllar, badem, baklagiller, chia tohumu, tofu, patates, şarap. Kaçınılması gereken yiyecekler. Şarküteri, şeker ilave edilmiş ürünler, işlenmiş etler, yumurta, rafine tahıllardan üretilmiş yiyecekler, alkol, soda, kafeinli içecekler. İdeal bir alkali diyeti çok fazla şarküteriden uzak durmanızı tavsiye eder. Tahmin edebileceğiniz gibi, mümkün olduğunda çok doğal gıdadan oluşan bu diyette, koruyucular ve tatlandırıcılar da uzak durulması gereken ürün grupları içinde yer alır. Alkali diyetinin kanıta dayalı faydaları.
Denizden Babam Çıksa.com'daki yeni yazılara ve su ürünleri sektörünü yakından ilgilendiren içeriklere düzenli olarak ulaşmak için bizi Twitter'da takip edin. Çevre Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan 2012 tarihli bir incelemeye göre, alkali beslenme alışkanlığı, sadece bağırsak sağlığını değil, bir dizi diğer kronik hastalığı da olumlu yönde geliştirmektedir. Hipertansiyon, artrit ve osteoporoz gibi hastalıkların mortalite ve insidans riskini azaltabilir. Alkali diyetin faydaları nelerdir? İşte alkalin diyetinin bilimsel olarak yaptığı en iyi 5 şey. Böbrekleri korur. Alkali diyet, böbrek taşlarının oluşumunu ve böbrek hasarını önleyebilir. Kronik böbrek hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatabilir. Böbrekler kan dolaşımındaki asidi nötralize etmeye yarayan iyonları salgılar, bu nedenle bu iyonların ihtiyacını azaltmak böbreklere iyi gelir. Diyabet riskini azaltır. Yüksek asit yükü, tip 2 diyabetin risk faktörlerinden birisi olduğu ve daha düşük asitliliğin, diyabete yakalanma şansını azaltabileceği düşünülmektedir. Kas kütlesini artırabilir. Alkali diyet ayrıca vücutta kas oluşumuna yardımcı olabilir, bu da metabolizmayı geliştirebilir, kilo kaybını artırabilir ve kemik kaybını önleyebilir. Kanser hastaları için kemoterapinin faydalarını artırabilir. Bir alkalin diyet, kanser hücrelerini öldürmek için en iyi alkalin ortamda çalışan bazı kemoterapötik ajanların etkinliğini artırabilir. Sırt ağrısını iyileştirebilir. Bir araştırmaya göre, alkalin mineral takviyesi verilen hastalar sırt ağrısında belirgin bir iyileşme gördü. Çalışmalar, alkali diyetin bazı umut verici etkilerini gösteriyor. Diyabet veya osteoporoz riski altındaysanız veya böbrek sorunları, tip 2 diyabet veya kanser ile mücadele ediyorsanız, sizin için bazı faydalar olabilir. Bilim, kanser riskinizi azaltacak veya böbrek hastalığınızı iyileştirecek şekilde alkali diyet ile ilgili iddiaları destekleyemez. Bilimin içtenlikle desteklediği şey, daha fazla meyve ve sebze yemenin sağlığı birçok şekilde artırabilmesidir. Alkali bir diyet kullanmayı seçmeseniz bile, günlük yemeklerinize daha fazla ürün katmanın olumlu faydaları göz ardı edilemez. Beslenme alışkanlığınıza katacağınız daha fazla sebze ve meyve şu işe yarar. Sağlıklı sindirimi desteklemek için vücudunuza gerekli lifleri sağlar. Vücuttaki iltihaplanmaları azaltır. Kardiyovasküler hastalıklar, inme, katarakt, koa, divertikuloz ve yüksek tansiyon riskinizi azaltır. Sağlıklı bir kiloyu destekler ve mücadele eder, hatta obeziteyi önler. Kutulu, işlenmiş gıdaların yerini alır ve bu kalorileri yoğun enerjiyle değiştirir. Antioksidan seviyenizi artırarak daha düşük oksidatif stres sağlar. İnsülin duyarlılığını artırır ve sağlıklı kan şekeri seviyelerini teşvik eder. Özellikle karpuz, kereviz ve biber gibi su açısından zengin yiyecekler yediğinizde, su alımınızı artırır. Genel olarak, gökkuşağını yemek iyi bir fikirdir. Farklı meyve ve sebzelerin renklendirilmesi genellikle sağlığı teşvik eden farklı besin bileşikleriyle ilişkili olduğundan, tüm renklerden ürünler yiyerek en olumlu sonuçları elde edersiniz. Alkali diyet alışverişi nasıl yapılır? Mümkün olduğunda organik gıdaları tercih edin. Sadece, bazı zararlı pestisitlerden uzak durmakla kalmazsınız, aynı zamanda organik gıdalar tipik olarak, mineralce daha yoğun bir toprakta üretilir, bu nedenle organik olmayan gıdalardan daha fazla fayda ve daha fazla besin sunarlar. Çiğ yendiğinde bile harika tadı olan alkali gıdalar arasında brokoli, ıspanak ve karnabahar gibi sebzelerin yanı sıra limon ve karpuz gibi meyveler bulunur. Dr. Josh Ax, mantar, ıspanak, yonca, salatalık, brokoli, karnabahar, bezelye ve Brüksel lahanasının alkali diyeti için harika yemekler olduğunu söylüyor. Structure House'un kayıtlı diyetisyeni Benjamin White'a göre, asidik doğalarına rağmen, narenciye aslında vücutta alkalize edici bir ajandır. Portakal gibi narenciye meyvelerinin sitrik ve askorbik asitleri vardır ve tadı ekşidir, ancak sindirildikten ve emildikten sonra alkali üretirler. Pişirme, ilave ısı nedeniyle alkalileşme etkisini azaltabilir, bu nedenle doğal, ham hallerinde taze ürünler yemek, besin emilimini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olabilir. Ya da, bu işlem kızartma, sote ve diğer yüksek ısı teknikleri kadar sert olmadığı için hafifçe buharlamayı da deneyebilirsiniz.
Yağda kızartmanız gerekiyorsa, zeytinyağı türleri arasında en az asidik olan sızma zeytinyağı deneyin. Ayrıca hız değişimi için avokado yağı deneyebilirsiniz, ancak unutmayın, daha az ısı alkalinite ile uzun bir yol kat eder. Unutmayın ki, tahıllardan lif, sütten kalsiyum ve D vitamini, ayrıca alkali bir diyet için vazgeçtiğimiz diğer gıdalardan önemli besinler elde edebiliriz. Bu, beslenme uzmanlarına göre asit oluşturan gıdaları nasıl değiştirdiğimize dikkat etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Asit bakımından zengin gıdaları azaltıyorsanız, brokoli, badem, beyaz fasulye ve yapraklı yeşillikler gibi kalsiyum açısından yüksek alkali gıdalar tükettiğinizden emin olmanız önemlidir. Ayrıca, bazı esansiyel yağ asitlerini keten tohumu veya chia tohumundan, tofu, fasulye ve fındıktan da proteinleri ekleyin. Bilinçli su ürünleri tüketimine dair nitelikli içerikleri kısa, net ve anlaşılır bir şekilde takip etmek için, Denizden Babamçıksa'nın YouTube kanalını ziyaret etmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Alkol içerken veya sadece gününüze başlarken, alkali, detoksifiye edici bir içecek için limonlu su için. Başka bir iyi seçenek mi arıyorsunuz? Bir bardak alkali suya bir çorba kaşığı çiğ, filtrelenmemiş elma sirkesi ve bir çay kaşığı bal ekleyin. Bir alkali diyet alışveriş listesini henüz ezberlemeye hazır değilseniz, sadece bu kurala bağlı kalın. Organik, çiğ meyve ve sebzeler atıştırmalıklar için en iyi seçimdir ve aşırı pişirmek yiyeceklerin alkali özelliğini kaybettirir. Alkali diyeti denemeli misiniz? Bir alkali diyet yemek, birçok insanın sağlığını artıracağından emin olabilir, bu yüzden denemek ve sizin için işe yarayıp yaramadığını görmek isteyebilirsiniz. Şimdi diyetin kendisinin vücudunuzun pH'ını gerçekten değiştirmediğini ve genel sağlığa yararlı olabilecek birçok yiyeceği hariç tuttuğunu biliyoruz. Sağlıklı bir diyet olmasının asıl nedeni taze, doğal ve işlenmemiş gıdaların ilkelerine dayanıyor, fakat ne yazık ki, iyi olabilecek bazı yiyeceklerin tüketimini ortadan kaldırıyor. Alkali bir diyet yapmanın amacı sağlığı teşvik etmekse, sonuçlardan şaşıracaksınız. Meyve ve sebze tüketiminin arttırılması, işlenmiş gıdaların sınırlandırılması, herkesin sağlığı üzerinde olumlu ve kanıtlanabilir bir etkiye sahip. Bununla birlikte, bu olumlu etkinin bu diyetin kanınızın pH'ını değiştirmesi nedeniyle olmadığını anlamak önemlidir. Yani, kahvaltı için bir omlet istiyorsanız, bunu yapmaktan çekinmeyin. Onları alkalin üreten ıspanak veya lahana gibi yiyeceklerle dengeleyin. Sıkı bir alkali diyeti, sizin için doğru veya yanlış bir seçim olabilir. Bu tamamen kim olduğunuza ve vücudunuzun ne tür sağlıklı beslenmeye yanıt verdiğine bağlıdır. Bu yüzden, alkali olarak tanımlanan ürünlerin yanında, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu diğer vitamin ve mineralleri tedarik etmek için, özellikle deniz ürünleri tüketmekten geri durmamak, iyi bir fikir gibi görünüyor.